Bugün çok heyecanlıyım. İlk defa Enis'in elinden bir yemek yiyeceğim. Bu ellerle mi? Bu ellerle mi yapmayı planlıyorsun? Titreme titreme. Bence yaparsın diye düşünüyorum. Ben sana zaten yemeklerin özünü vermiştim bir ara. Hatırlıyor musun? Hayır. Yemeğin özü nedir? Sevgi. Hayır be. Ne sevgisi? Sevgi. Öyle demiştim. Onlar bana yalan, öyle bir şey yok. Sevgi mevgi yok. İki domates bir soğan. Yani her yemeğin özünde zaten bu var. Tamam mı? Vay, İki domates bir soğan. Master bunu chef. Hiç unutmayacaksın. Tamam. Güzel bir yemek bekliyorum senden. Bir özgeçmişimden bahsedeyim. Ben dünyanın en beceriksiz insanı olmakla beraber el işi konusunda çok sıfırım. Oyun oynayabilmek dışında bir el kabiliyetim yok, onu söyleyeyim. Sadece şeyi tutmuş. Neydi tuttuğunuz şeyin adı? Gamepad. Ha, gamepad. Sadece gamepad tutmuş biliyor musunuz bu eller? Şimdi bir bıçak tutuşunu göreceksiniz. Aman Allah'ım, insan korkuyor gerçekten, başına bir şey geleceğini falan düşünüyor. O yüzden ben yemek yaparken yanında olacağım. Bazen yönlendiririm. Bu arada tarifi benden mi almak istersin, internetten mi bakmak istersin? Senden almak isterim ya. Sen yönlen. Vallahi sen yönlen. Çünkü çevrem gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Ben o yüzden hiç yemek yapma ihtiyacı hissetmiyorum bu evde. Ama şu anda... Ondan. Ya yok, güzel yaparım ya. Ne demek Orhun ya? aşk olsun, seni az beslemedim mi? Nerede? Yememiş gerçi verdiklerimi. Orhun'a verdiğin yemek yememiş. Bak, Orhun'a verdiğin yemek yememiş. İtiraz ettiğim şey senin güzel yemek yaptığın değil. Pasta yaptığım mı? Yapmamasının sebebi o değil. Ha. Ya Enis... Çok çok yoğunum arkadaşlar. Ama artık ben de çok yoğunum. Yani şöyle bir durum var. Okuldan geç geliyorum. İyi beslenmem lazım. Artık evet. Sürekli dışarıdan yiyemeyiz. Dolayısıyla yemek lazım. Normalde ben şebişime derim. Kendi dışarıdan ne istersin? Gel, sen geldiğinde bir şeyler yapalım diye. Böyle yapıyor yemeği işte. Evet. Yemek yapışı böyledir. Şimdi tabii bir hani gebe olduğu için kendisi yavrum, yazık. Güzel şeyler ben yemesi gebeyim. Lazım. Ben gebeyim. Ben gebeyim. Aa, şok. Bu videoda ilk defa öğreniyorum arkadaşlar sizler için diye. Şimdi ne yapacağım ben? Ya benim canım çok gerçekten zeytinyağlısı çekiyor. Yani ya bok var zeytinyağlı çekiyor. Zeytinyağlı çok seviyorum ya. Kızım istesene tost iste, patates kızartması hayır, iste. Hayır hayır, zeytinyağlı gerçekten acayip canım çekiyor. Hayatımda hiç zeytinyağlı yemek yapmadım. Bu arada kendi başıma da çok yaşadım ve kendi başıma yaşarken de hep hazır yemekler yaptığım için obeziteye doğru koşar adım ilerleyen bir insanım ben. Ve Şebnem bana birkaç bir yemek öğretti. Bu arada sana yaptığım genelde tavuk sote yapmıştım sana. Ha, ne zaman yaptın be? Tavuk sote hiç yapmadın. Yalan söyleme. Ha tamam, daha önce başladım. Kime yaptın lan? Sana yaptım ya. Ne zaman? Ya tavuk makarna yaptım ya. Bir kere makarna yaptın, tavuk sote yedim, hiç hatırlamıyorum. Ya yaptım yanında tavuk, manyak mısın? Evlilik yıl dönümümüzde yaptım ya. Kim, başka kimle evlendim ben? Hiç hatırlamıyorum. Yaptım tavuk, unutmuş ya. Hadi ne yapacağım şimdi o zaman, bana ay, göster. Nasıl acaba tadı, hiç hatırlamadım. Çok iyice. Makarnanın kuru olduğunu hatırlıyorum. Bak makarna yapmıştın, çok kuruydu, onu hatırlıyorum yani. Ulan iki tabak yemedin mi? Haşlık da. Haşlık böyle bir şey arkadaşlar. Ne yapalım, yedik yani. Bu arada şöyle bir şey var. Bence bunu yani sık sık yapmamız lazım. Şimdi bir tarif öğreneceksin. Hadi sen sonra iki tarif, üç tarif. Bebeğim artık bizim sağlıklı beslenmemiz Karnala lazım. Karnala içerik olsun ayağına, bana resmen yemek yapmayı çıkıyor şu anda. Gerçekten. Gerçekten bak. Gerçekten tamam, bunu yapmamız lazım. Tamam hadi başla. Ne yapacağım? Hangi malzemeler alırsın sence? Ne yapıyoruz ki şu an? Yemek. Tamam neyi, ama ne yemeği yapacağım? Ha söylemedim mi? Zeytinyağlı dedim, geçtim mi? Yap bir tane zeytinyağlı. Zeytinyağı dökeyim tamam. Bak bakalım dolapta ne var? Ne bulacaksın? Allah Allah, bu nasıl bir... Hadi bir sürpriz. Dolaba bakalım. Sandviç mi? Ha fasulye. Evet. Tebrikler. Ama bu ayıklanmamış evine. Tamam ayıklanmamış. Ama senin ayıklaman gerek yok. Hayır, öyle bir şey gerek yoktu. Bunu ben mi ayıklayacağım? Tabii her şeyle bu sen yapıyorsun. Bu video arkadaşlar bir saat falan sürecek, ben size söyleyeyim. Abi sen ne yapacaksın o zaman? Altını mı açacaksın ocağın sadece? Sen de yemin ediyorum dış ses gibi oldun ha. Ama Enis Bey. Aynen öyle. Siz de az şey değilsiniz. Sen ne yapıyorsun orada? Şunu da çekelim. Sen ne yapıyorsun? Her bir videoda senin ne işin var lan senin? Bu yemeğe gelmiş ha. Evet. Ya ben Baturan'a özellikle gelsin senin. Çünkü ben biraz korkuyorum. İlk Baturan'a tattırmayı düşünüyorum. Sen yaptın. Ondan sonra aynen. Ondan sonra ben bir tadarım diye düşünüyorum. Peki oje ne alaka ya? Bebeğim oje süreceğim elime. Ben yemek yaparken sen oje mi süreceksin? Evet. O kadar da bilmiyor değiliz, siz de saçmalamayın. Buna basıyorsun. Ne yapıyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Değil, ha pardon, İçin şöyleydi. Şöyleydi. Ben karıştırdım. Böyle mi yapıyorduk? Ya Enis. Kesecek miydim? Birazcık bir... Ya bunlar olacak yemeğimiz oğlum. Pahalı lan bunlar. Bunlar etme. Hayır bebeğim bak. Kesecek ne yapacaksın mi? Biliyor musun? Ne aynen yapacağım? Keseceksin. Şimdi bir bıçak alacaksın. Tamam mı? Bak bıçak da bu olsun lütfen. Yani bunu daha rahat kullanırsın. Şurayı şöyle alacaksın. Şu şekilde. Tamam mı? Tamam biliyorum. Sonra kılçığı var mı diye bakacaksın. Bir buradan bir buradan. Bak bunların kılçıkları yok. Çok şanslısın. Çünkü yaz ayına girdik ve artık güzel fasulyeler. Tamam sadece uçlarını keseceğim. Sonra da aynen şöyle. Tamam, şöyle. Tamam, böyle tamam mı? Fasulyeleri karıştırın. Tamam. Sonra güzelce yıkaman lazım. Kılçıkları var mı diye bakıyorum. Hayır ama nasıl baktın? Nereden anladın? Böyle. Üstüm derim. Çok gerildim. Beni dövecek diye çok kızıyor Şebnem. Mutfakta hata yapınca ya arkadaşlar. Ya biz gerçekten, ama bir şey söyleyeyim mi? Genelde Enis'in bana çok büyük trip atarak çıktığı tek yer mutfak oluyor.
Evet. Bir şeyler hazırlamak için giriyor ama şimdi bak şu bıçak tutuşa lütfen bakın ya. Ya, ya böyle bir bıçak tutuş görünce insan ne yapabilir ki? Ben kafa yiyorum ya. Bu kadın beni gerçekten çok eziyor. Bu kadın beni çok eziyor. Tamam ben de öğreneceğim. Şimdi tamam bebişim ben de öğretmeye çalışıyorum ama sen hiç almaya çalışmıyorsun ki öğrettiklerimi. Tamam kılçığına bakıyorum şu anda hocam. Tamam var mı? Yok. Tamam o zaman ne yapalım adamı? Kesiyorum işte. Keselim. Kırmadan. Düzgünce. Tamam. At onu da tamam. İki bitti. Kaldı. Bakalım. 300 tane daha var. Hayır hayır öyle değil. Evet oradan. Ben buradan kesiyorum. Aynen. Şimdi öyle yaparken şu tarafa doğru çektir bakalım kılçığı varsa o gelir zaten. Nasıl çektiriyorum? Bak mesela. Ha şu ucundan mı çektireceğim? Ha, aynen şöyle? Mesela. Keseceğim keserken, sonra ucundan çekeceğim. Aynen çekeceğim. Evet. Ben ya zaten bunların aldım. Yok. Bunların yok büyük ihtimalle. Güzel ama bak öyle kırarak yapma. Düzgün tamam. Yap. Ha, aynen evet o şekilde. Şimdi anladım mevzu yanlış. Anladın mı? Bakayım biraz. Anlamış mısın? Bak şimdi bunu böyle ah pardon bu olmadı. Tamam, diğer taraftan yok gibi, yapacağım. Tamam. Diğer taraftan yapacağım. Tamam. Aa bak buradan kılçık çıktı. Buradan olabilir belki biraz. Şunda kılçık gördüm. Bak gördün mü? Kılçık. Kılçık bu. Bunu arıyoruz. Aradığımız şey bu. Tamam mı? Aradığımız şey bu. Evet. Ne zaman böyle şey bilmem bir yemek hazırlamaya girsem şey gibi yani 5 saat falan sürüyor en basit şey bile. O kadar bilmiyorum ki. Enis sen bunu o zaman bir kere yaptın yemek bebiş. Çünkü ben hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Hangi kılçık, evlilik dönümüydü o? Hocam kılçık buldum. Tamam. Çektim geldi. Hocamı sürüyorum ben. Arkadaşlar ben hocamı sürüyorum. Lan bunda kılçık var ha bence. Ama nasıl çıkaracağımı anlamadığım için böyle yapıyorum. Bence onu işte tek hamlede yapmak gerekiyor. Evet tek bir seferde tak diye çekeceksin. Çok mu biliyorsun? Baturhan ben artık öğrendim bu işi bir de sana öğreteyim. Biliyor musun nasıl yapıldığını? Denerim. Gel. Hayır hayır Enis yapacak. Hayır Enis yapacak öyle bir şey yok. Of çok sıkıcı ya. Ben bu videodan çok sıkıldım Şebnem. Bence bu video burada bitsin. İstersen izlemek için bir şeyler açabilirsin. Ben öyle yapıyorum. Videonun içerisinde izlemek için bir şey mi açacağım? Bizi aç. Bizi aç izle. Değil mi? Şu anda başka videomuzu döndürüyormuşum. Aynen. Tamam bunu yaptık varsayalım. Pratik öğretmiyor muyuz şu an? Hayır hayır. Ya yiyeceğim ben o yemeği. Yaptık varsayalım. Nasıl varsayacağız? Hızlı hızlı yap hepsini. Ya hızlı hızlı nasıl yapayım? Çok var Şebnem ya. Hayır çok falan yok. Ulan ne bu ne kadar niye böyle yapmışlar ki bu kuru fasulyeyi? Kuru fasulye değil bu be. Kuru fasulye değil bu. Normal taze fasulye. Taze fasulye. Ben tamam. Kuru fasulye ayıkladığımı hatırlıyorum o yüzden. Sen barbunya yıkamışsındır. Barbunyadır o. Tamam. Annemle beraber barbunya yıkıyorduk onu hatırlıyorum. Sen yapıyor muydun annenle birlikte? Yapıyordum. Ya her zaman ama hiç öğretmemiş. Arada yapıyordum. Hiç öğretmemiş. Oo kayınvalidesine laf çarptı. Vallahi haklısın kız. Annem bana hiçbir şey öğretmemiş ha. Evet ya. El bebek gül bebek sadece bilmişsin. İyi bir insan olmayı öğretmiş. Hayırlı bir evlat olmayı öğretmiş. Bunlar yetmez mi? Yeter. Yemek yapmayı öğrenmen lazım. İşte sen de evlenmeyi öğretmiş. Olmaz böyle. Hayatta kalamazsın. Valla elimi oca sürdüm. Sürmesem ben de hemen yapardım hızlı hızlı biliyor musun? Evet evet ondan. Evet gerçekten elimi oca sürdüm yani. Yapacak hiçbir şey yok. Salakça bir soru sorabilir miyim? Sor sor. Uçlarını aldıktan sonra dörderli beşerli tekte kesse olmuyor mu? Olur. Ama tabii işte anlamadım. Bunu bence şöyle kaplayıp kesmekten bahsediyorsun. Hayır hayır. Şimdi uçlarını aldın kenara koydun mesela 10 tane fasulye. Ha, topladın ağzına tak tak, tak kes. Daha kolay olur. Yapabilir miyim öyle? Yapabilirsin. Niye öğretmiyorsun o zaman? Ben, niye öğretim? Öğretecek bir şey yok ki bunda. Bu pratik bir zeka yani. Sen kendin düşüneceksin. Ben serbest olduğumuzu düşünmüyordum ya. Hayır serbestsin serbest. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bu çocuk ikidir bana var ya bıçak yiyeceğim şimdi ya. Bak oğlum ikidir bana var ya beni burada göt ediyorsun. Seni... Yo abi işini kolaylaştırayım dedim ya. Sus lan. Benim kulağıma söylerdin. Gerçekten bana yardım etmek isteseydin. Sen o da şov peşindesin. Şov. Hadi bakalım hızlandım. Baturan'ın verdiği taktik sayesinde. Yalnız bir şey söyleyeyim. Onun altına şu şeyi koy istersen. Keseceği koy da. Aha, tamam, orada koyacağım. Şey yüzeyde kesme. Hızlandım. Hızlandım tamam. Şu an. Tamam. Hadi ben diğer elime de sürüyorum o zaman. Sen onu yap bakalım hızlıca. Arkadaşlar şu an hızlandırılmış bir şey seyretmiyorsunuz. Çarpı 2 değil şu anda. Şu an şok olmuş olabilirsiniz ama çarpı 2 değil şu an. Şu an ben hızlandım. Ben kesin öyle yapılmamasının bir sebebi vardır diye sordum onu. Ama ben hiç öyle yapan bir anne görmedim biliyor musun Baturan? Hiç öyle yapan bir anne görmedim. Yok zaten yapmıyor. Benimki de yapmıyor da. Ben de yapmıyorum yani şöyle bir şey. Ama yapılabilir. Niye yapılmasın ki? Mantıksız doğru. Değil. Bence... Çok mu aşkım fasulye uzun süren bir yemek değil. Onu yaptıktan sonra her şey çok kısa ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Çünkü neden biliyor musun? Sana düdüklü de yaptıracağım bunu. Düdüklü gerçekten çok kurtarıcı. Yani özellikle çalışan kadınlar için hemen eve geldikten sonra et yemekleri de aynı zamanda bir sebze yemekleri de çok kısa sürede oluyor. Çalışan kadınlar için değil artık yemek işini kadın erkek diye ayırt etmemiz lazım. Şu yani... Ay evet Enis ya. Ay aşkım ne güzel şeyler söyledin. Evet ben şu çok sanatçı konuştum. Gerçekten evet yani çalışan kadın ve erkekler bu için hata çok özür dilerim. Bu hata çok yapılıyor. Çalışan kadınlar erkekler falan diye öyle bir şey yok yani. Yemek işi herkesin işidir. Eli kimin tutuyorsa tutmuyorsa fark etmez. Herkes her an çok pis kazlandım şu anda. Herkes yemek yapmalı diye. Bundan sonra Enis de yemekler. Çok güzel oldu. Aynen öyle. Bir gaza geldim götüm de patladı hadi bakalım. Hadi bakalım. Enis bu çok fazla olmadı mı bebişim? Hepsini birden yapamazsın. Yani onu dediği bu kadar değildi zaten. 5-10 tane nasıl falandı. Nasıl şimdi buna böyle girişeceğim? 4-5 taneydi yani şu anda bulmaz. Çocuğum.
kılıçla girişeceğim şimdi. Buna göre şu kılıçla yap bebişim. O kılıç, o şey yetmez. Bununla yapmamız lazım. Bununla yaparız büyük ihtimalle. Ya mizah şu, mizah. Bak hocam olacaksın, dokunma bana. Çok da gergin. Hadi bismillah. Bu neydi o? Cezene bırak mıydı? Bu kanal açtığımızda benim tek derdim Şebiş'le beraber video üretiriz. İşte makaralar, muhabbetler yapılır diye. Bu iş çok hızlı ev yemeklerine geldi ve benim yemek yapmama geldi. Bunu böyle 800. videoda falan yapsak daha iyi olurdu bence. Kim herhalde besleyecek bizi? Şey, siparişler. Ya saçmalama, hep dışarıdan mı yenir ya? Bir de artık bir şey söyleyeyim mi sana? Dışarıdan yemeği unutman lazım. Çocuk olunca dışarıdan falan yok, hep biz yapacağız. Tamam çocuk yer, yani çocuğa biz abi yaparız. Abi bir şey diyeceğim, niye yine tek tek yapıyorsun? Azalt. Ya bu oğlum var, senin var ya şimdi... Yok abi işi kolay versin. Anlamamış ki. Hiç anlamamış. Bence bir kısmını kırarak yap. Bakayım. Çok fark etmiyor. Bir de elini onu da öğrenmiş olursun. Elinle kırabiliyor musun bakalım? Neyi, bakalım elinle kır. Evet. Kır öyle at. Evet. Heh, aynen. Üçe bölüp at. Evet. Bak bu da bir yöntem. Böyle de yapılıyor, tamam mı? Ulan bu var ya, bu ne? Bu çok kolaymış ki. Evet, elinle kırıp kırıp at bebişim. Patlattım elinde. Patlattım, kenara koydum. Niye? Yakışmaz bu sofraya diye. Koymayayım peki. Yok canım, o niye ziyan edesin abi? Gerek yok. Hepimiz akıl veriyoruz. Herkes de her boku biliyor. Bir kuru fasulye yapmayan benmişim bugün. Ya kuru fasulye değil, en iyisi bu. Taze fasulye. Kuru yapacak insan. Hala kuru fasulye yapmayan tek insan sen olabilirsin. Ağlayacağım şimdi. Let's go. Bitti. Tamam. Harikasın. Süper. Çöpleri toplayalım. Temiz çalışmak çok önemliyiniz. Evet evet. Tamam mı? Ben hep temiz çalışırım. Aynen, hep temiz çalış. Oraya evet doldur istersen, sonra atarsın o kısımdan. Bunlar şimdi güzelce bir yıkansın. Tamam, söylüyorum, yıkanırlar. Şu anda yıkama safhasına geçtim. Bunu güzelce yıkayacağım. Güzelce. Koy istersen bebişim yere onu. Hayır 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 ya. Allah'ım ya. Şaka yaptım be. Ama çok kötü bu espriler. Çok kötü, yapma. Daha büyük bir kaba almak isteyebilirsin belki. Evet, aslında daha büyük bir şey de almak isteyebilirsiniz onu. Orun söyleyince ben de akıl ederim. Evde fasulye her gün pişiyor gerçekten. Hangi kaba koyacağımızı bile bilmiyoruz. Allah Allah, şuna koy, şuna dene. Buna fasulye konur mu ya? Ya tamam, ne yapalım? Başka bir kap bulamadım. Buna koy, bunu da şey yap. Ya da yarı yarıya yap. Dök bakalım hepsine. Tamam, bu hazır fasulye, şimdi ne yapacağız? Düdüklü. Yok ya, tabii düdüklü çıkartacağız. Tamam. Aslında çıkart istersen düdüklüyü. Domates, soğan da çıkartman nerede lazım. Nerede düdüklüyü? Nerede yiyor? Aşağıda mı? Aşağıda. Aşağıdan düdüklüyü çıkartalım. Bu karışıklığı çekmek zorunda mıyız? İyi, bu olmak zorunda mıydı? Enise dalga geçerken iyiydi. Karışıklık gözüküyor. Ne yapalım ya, sürekli tenceremi toparlayacağım. Yani öyle elime geldiğinde atıyorum. Bu sadece tencere... senin işin değil. O sadece evet. İkimizin de işi. Aynen, bu onun da işi. Yapmadı. Yapmadı. Benim de hatam yani. Şimdi düdüklü. Soğan, domates. Ne soğan domatesi? Ne gerek var soğan domatesi? Benim soğansız domatesiz olur mu? Ben sana dedim, yemeğin özü neydi? Yemeğin soğan, özü domates, neydi? Soğan domates. İki domates bir soğan. İki domates bir soğan. Alıyor. Al iki domates bir soğan al. Domatesi bol al ya. Domatesi bol olsun. Öyle güzel oluyor. Üç tane falan al. Tamam, keseceğim mi bunları? Önce bir çıkart. Gereksiz olanları da kaldır ya. Çok fazla kalmasın. Oradaki iki tane kullanacağız. Tamam canım, biliyorum. Sen de yani, Allah Allah. Üç tane. Kaç tane istiyorsun? Dört tane. Dört domates. Tane yap. Buradan da iki tane alalım. Fasulyeye o kadar güvenmiyor ki, dört tane domates istiyorum. Fasulyeye güvenmemek değil. Domates de güzel olur zaten. Ama bu çok büyük şeymiş. Tamam, hayır. Bir tane daha çıkar. Güzel. Tamam. Evet. İki anne, iki çocukları gibi oldu değil mi? İki tane büyük, iki tane küçük. Bu mu yani? Bana o esprileri yaptım diye kızdın şu mu? Yok, belki de evler. 50 yaşındaki kadınlar mı izliyorsun bizim videomuza? Daha 50 yaşındaki ev hanımı videosu mu yapıyorsun? Yani Allah. Kaç tane soğan? Bir tane büyüğünden ama. Tamam, ne yapacağım şimdi soğanı? Yıka. Önce bunların hepsini bir yıkayalım. Tamam, hepsini bir yıkayalım. Aynen. Hem domatesleri hem şeyleri, hepsini bir yıkayalım güzelce. Hayret, yıkama tekniğime kimse laf etmedi. Vallahi diyecektim abi, yeşil yerlerinde sök diyecektim ama dedim. Evet evet, onları sökmen lazım, sök henüz. Ha, onu sökeceğim şimdi tabii, mi sökeyim? Ha. Tabii şimdiden sök, yıkarken sök yani. Adam hiçbir laf etti, herkes bir şey söylüyor. Ama herkesin çok mantıklı argümanları var. Yani bunları Enis'in düşünemiyor. Enis, oraya niye koydun? Oraya çöpleri koyuyoruz bebeğim. Ya bir durun, kafamı karıştı ya. Yani Enis'in hiçbir şekilde aklını kullanmaması yemek yaparken beni çok gerçekten hayretlere düşürüyor. Boşanacak. Ya gerçekten ama boşa almış gibisin, biliyor musun? Kafanı. Yani çünkü... hiç mantıklı bir hareket yapmıyorsun mutfaktayken sen. İşte bunun sebebi de aslında isteyerek yapmamasından kaynaklanıyor. Çünkü isteyerek yapmıyor şu anda. O yüzden de... İstese çok başarılı olur değil mi? İstese çalışmıyor tabii. Aynen. Şey. Aslında zeki ama çalışmıyor. Öyle diyelim. Evet. Tamam. Şimdi kesiyorum ben bunları. Şimdi nerede soğanı tahta? Keselim. Tahtayı alalım. Soğanı keselim. Soğan nasıl kesiliyor lan? Önce bir başlarını alacaksın bebiş. Ondan sonra soyacaksın. Ondan sonra keseceğiz. Başı mı? Evet. Başı ne? Nasıl yani? Soğanın başını almak ne? Bebeğim şu başlar, şuralar baş. Tamam, oraları keseceğim. Tamam, oraları alacaksın. Sonra şuradaki üzerindeki tabakayı alacaksın. Bir dakika. İki başını kesersen... Hayır, onu değil, diğer bıçağı. Nasıl yani? Bak şu an bu tarafı, hı hı. Bunun bu yönü kesme. İkiye böl. Böyle mi? Dikini ikiye böl.
Bebiş o bıçakla yapma, yapamazsın onunla. Diğeriyle yapsan şuradakiyle yap, diyor? Şunla. Pardon Orhun da sen benden daha mı iyi biliyorsun? Şimdi şeye giriyormuşum. Böyle abi dike ikiye. Şimdi ikiye bölünecek ya. Bir yarısını alacaksın, en dış kabını çıkartacaksın. Şunu aynen oradan bayağı bir soy. Bir ilk şeyi de alabilirsin, biraz yiyen olur ama. Tamam, geniş al diyorsun. Aynen, yani biraz geniş alabilirsin. Şeyden ucundan almak, şuradan şurasından tutup çekmek daha kolay olur. Ben de öğreniyorum galiba Ayriz şu anda. Bak öteki tarafa da aynısını yapacağız ama demeye çalıştığım şuydu. Şimdi burayı koyuyorsun, tamam mı? Tamam. Burasını bozmadan. Bozmuyorum. Bıçakla şöyle mesela dikey 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 kes. Keseceğim, tamam. Şöyle şöyle kesiyorum. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu ağlamamızı mı engelleyecek yani? Nedir olayı? Bu şey ya, kökü deniyor buna. Evet. Tamam mı? O kökünü bozduğun zaman hakikaten ekstra bir şey çıkıyor. Yani o hani hep gözün yaşarıyor ya, şu an gözün yaşarıyor mu? Henüz başlamadı. Ya ama niye öyle dedin ki? Enis biraz ağlamalıydı. Ben de biliyorum öyle olduğunu Orhun. Ama tamam şimdi mı? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben de biliyorum. Arkadaşıma eziyet ettirmem ben. Hayır, ben de biliyorum öyle olması gerektiğini. Biliyordum. Hayır, biliyordum. Tamam mı? Ben de biliyorum öyle olması gerektiğini. Ama ne yani kadar Enis biraz şey ne kadar lazım. Bu iyi midir? Dur. Bölme, dur. Nasıl lan? Öyle yapsın. Tamam, bu doğru. Ama bak şimdi. Şöyle mi keseyim? Şurasını bozmadan. Yani tamam, orasını bozmadan burayı alayım mı şöyle? Hayır, almayayım. Alma abi. Onu aldığın zaman ağlıyor zaten. Onu demeye çalışıyorum. Bak şimdi şunlar. Ağlarsa ağlasın anasını satayım. Şuradan yani ayırmadan kes. Ha, ayırmadan kesiyorum. Tamam. En sonunda burayı keseceğim o zaman. Aynen. Anladım. Ondan sonra bir de böyle mesela keseceksin. En son şey kalacak. Kökü kalacak. En tatlıya kadar. Kesildi ama oğlum burası. Eline dikkat et. Mesele değil. Ayırmadan devam et o şekilde kesmeye. Tamam, şimdi yan çevir. Ben daha 101'deyim, adam bana masterclass tekniği öğretiyor ya. Abi basit olan hali bu. Öteki bak şimdi. Tamam, çevirdim böyle kesiyorum. Kes. Köküne gelene kadar kes. Onu. Tamam, at onu. Atma. Şuralara da biraz al, ziyan olmasın. Bu ne oğlum? Anam. Adama bak, az ziyan olmasın ya. Ya oğlum ya. Of, gider misin mutfağımızda? Çevremin tüm havası söndü. Lütfen ya. Şimdi bak bunu dağıttığın zaman zaten hani bakacaksın küp olmuş olacak. Tamam, okey, anladım ben hocam. Ha, onu da yap bakalım. Sen bir dışarı çıkar mısın? Hayır, lütfen. Onu da yap bakalım hadi. Ya ama bir şey söyleyeyim. Ağlatmadan olur mu ya? Ağlatmadan hiç zevkli olmadı. Orhun, al ulan, biz al. Şu anda insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Ya ama biz de ağlayacağız. Ben niye ağlıyorum ya? Kestim bile, kestim. Kestin mi? Kestim bile. Tamam, hadi. Şebnem için ağlayacağım. Bebeğim bu çok büyük ama bunu biraz şey yap. O çöpleri atalım. Tamam, karışmasın diğerleriyle. Evet, ha. Şimdi bunu ben gene aynı şekilde şöyle dik dik yapıyorum ama kökün tabii kestiğim için artık gidecek. Evet. Orhun abi, gizli yemek kanalın falan mı var? Bu nasıl? Bu ne tür bunlar ya? Nasıl bilgiler bunlar? Sen hayırdır Orhun? Siz beni... Sen hayırdır? Bir plan... Ufak tefek gördüğünüzde... Yani kamera kapalıyken bir hani şakasına plan tarifi konuştuk ama yani ben bilmiyordum bu kadar ciddi. Şakasına mı? Ben şey ciddiydim. Bırakın goy goy şimdi arkadaşlar. Bunu ne yapayım? Dökeyim mi şimdi? Hayır, önce bir şey yap. Yağ koy tencereye. Zeytinyağı mı? Evet. Aha. Tencereye koyalım. Bol koy zeytinyağına. Bak bakalım sende ne kadar bol gerek. Tamam. Yeter mi? Tamam, yeter. Sonra yine koyarız, yeter. Onu mu açayım? Aha, ikinciyi aç bebiş. Tamam. Bu yağ biraz kızsın. Sen o sırada istersen domatesleri şey yap. Ama soğanını ben soğanla şey yapacağız. Ama domatesler için ben sana ayrı bir tane şey vereceğim. Onun içine atacaksın. Onu başka güzelce şey yapacağız. Yani. Sen istersen. Nasıl takıyorum içine? Bunu normal çevirip açıyorum. Evet. Şunu da şöyle takıyorum. Hayır. Diğer tarafa koy bebişim. Şöyle. Şuna koy, buna koy. Ha pardon. Buna böyle... Hayır, diğer taraftan. Evet, tamam. Tamam mı? Tamam. Kapatma, dursun kapak başka bir yerde. Tamam. Domateslerin kabuklarını soyalım. Kabuğunu mu soyuyoruz? Evet. Normal kabuk, böyle evet, bildiğin kabuğunu soyacağız. Kabuğunu soyacağız. Eyvah. İşte bakın. Bu dövüşleri şu an ya, ben niye sevmenizi. ya kıyamam, çok güzel yapıyorsun benim, çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor valla. Ağlayacağım şimdi ben. Hayır, ağlamadın ki, bak soğan da ağlatmadık seni. Tutuşum güven mi vermiyor? Garip. Evet ya, başladığın yer de mesela komikti, başladığın yer. O yüzden güldük, eğlendik seninle. Ya bu videoyu sileceğim ha. Ben söyleyeyim yani, ben bu videoyu silerim. Ben ağlayarak gidiyorum. Hayır gel. Enis gel ya, hadi gel bebiş. Gelmemiş çünkü bak, o yağ kızdı. Soğanları atacaksın. Hızlı ol biraz. Ya tamam bu ya. Bu her zaman önemli. Ama nereden başlayacağım? Söylesene güleceğine. Bebeğim başladın artık. Şu anda bir şey değil. Tamam, diğerinde söyle. Diğerinde. Şöyle başlarından bir yerden başla yani. Şuradan başlayabilirsin. Ne yapıyorum, bunu atayım mı? Dörde böl. Şimdi at içine. Ama elim hep rezil oldu. Nasıl? At. Tamam. Şimdi önce sen bir soğanları atar mısın oraya? Bir yağlar kızdı çünkü. Soğanları atalım. Ve karıştıralım. Enis. Neyle? Tahta kaşıkla mı? Bir tane kaşık al şuradan. Elle karışır aynen. Şey, versene şimdi. Öyle desek inanabilir ha. Şuraya soğan mı düşmüş? Şurada hep soğanlar düşmüş.
At içine. Tamam, altını kısmemiş onun da yanmasın. Hemen şey yap. Altı en kısıkta zaten. Tamam. O zaman hemen gel küçük bir tane sor şimdi hızlıca. Küçüğü de at, onları sonra çekelim. Çabuk bebişim bak, buralarda zamanla yarışıyoruz. Soğanlar yanmaması lazım. Eline dikkat et, kesme sakın, tamam mı? Umurumda bile değil Şebiş. Hayır bak, sakın kesmeyiniz. Şebiş umurumda bile değil. Her şey senin için Şebiş. Böldüm. İkiye böl. At at, ikiye böl. Ben yeterli ona. İkiye böldüm, attım. Tamam. Şimdi kapat kapağını bebiş. Tam denk getirerek kapat ama. Heh, tamam. Oturtup çevir bebiş, iyice otursun. Oturdu şu an. Oturdu mu? Aha. Tık diye ses duydun mu? Bak şuraya bakalım. Çek çek, korkma korkma. Daha çekeyim mi? Çek çek, evet. Korkmana gerek yok. Bak. Bunlar ne teknolojiler var be? Tamam. Tamam mı? Oldu. Döküyorum bunu. Biraz bak, hayır, soğanlar nasıl olmuş? Pembeleşmiş mi? Pembeleştiniz mi lan? Soğanlara bir bak. Hiç pembeleşmemişler Şebiş. Bakayım bebiş. Ah, pembe tamam, pembe bir karıştır. Şey, yani birazcık daha dursun bu soğanlar böyle. Oradaki domatesleri dök bebiş buraya. Enes. Diğer domatesleri de yap. Bu ne lan? Bu yalan ya. Bebeğim ama baksana, orada unuttum şeyi. Ha pardon. Yardık abi. Kesici. Vitamini orada. Aynen. Vitamini bıçağında. Şimdi şu ikisini de yap. Ya var ya, bunun video içerik üretmekle hiçbir alakası yok. Var 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 bebeğim, çok güzel. Vallahi hiçbir alakası. Bu ne böyle yap, saçma kontent mi olur ya? Adamın biri domates kesiyor değil mi? Üç parçalık video çekti. Bir saattir video çekiyoruz Şebnem. Güzel güzel. Bak şu anda elin oturdu biliyor musun? Çok güzel kesiyorsun. Yes. Ya sen var ya, 2-3 yemek yapsan gerçekten olursun ha. Master Chef olursun. Bu arada evet, hızlı alıştım. Evet evet, alışman evet, çok hızlı. Sadece ya, senin tek şey yapmadığın bir için. Bir yaşındaki çocuğa şey verir gibi. Sağlık ışıklıdır. Hayır valla çok güzel yapıyorsun biliyor musun? Kesinlikle çok lezzetli olacak. Ben de senin elin lezzetlidir. İkiye böldüm bunu. İkiye böl at, tamam. Bak şimdi bir... Yanlış yaptım, evet evet. İyi başladın kesmeye. Evet. Şimdi bir gene yani güzel kesiyorsun dedik diye. Heh, aynen şöyle tutarak. Domatesden çok özür diliyorum. Domates hayatında böyle muamele görmedi herhalde. Yani sen harika yapıyorsun bebeğim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel olacak. Bu kadar belli ki. Bir de sarımsak alalım. Sarımsak da atmamız lazım. Güzel olur. Sen hadi bunu ama çabuk. Bak soğanlar yandı en iyisi ya. Biraz hızlı. Sokacağım bebeş soğanlarına ya. Of, bir durmadılar ya. Ne dertli soğanmış bunlar. Tamam hadi bunları gene böl, dört parçaya at içine. Hocam yemeğime dokunuyor bu. Dokunmak zorunda kaldı yanmasın diye. Şimdi sen koş önce bir karıştır bakalım yanıyor mu? Yanmasın. Ellerini yıka. Sonra onları alırız, çekeriz gene. Leş gibi oldu her yer ya. Çok yoruldum ya. Karıştır bebiş. Nasıl rengi? Beyaz. Nasıl? Sarı değil mi? Sarı biraz ya. Tamam, pembe güzel şey, güzel. Tamam. Güzelleşmiş bu. Hadi bunları da çekelim. Bunları da çekelim bebiş. Güzelce yerleştirelim. Kapatalım, çevirerek kapat. Heh, tamam oturdu. Şimdi çek. Çek, korkma. Çek. Biliyorum bebeğim, teknik yapıyorum. Korka çalıştırmayın. Yalnız kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Tamam bu oldu galiba bebeğim. Şimdi dolaptan hemen bir şey sarımsak al. Dökmeyeyim mi bunu bir şey? Dökeceğiz tamam ama biraz sarımsak da koyalım da sarımsaksız güzel olmaz. Başını kıçını mı keseyim bunu da? Aynen keselim. Burası kılı laksın değil. Tamam çıkarttım ben bu. Kaç tane, hepsini çıkartayım tamam, mı? Tamam güzel, bir taneden çıkart bebiş. Yeter mi bir taneden çıkarsın? Evet. Gerisini ne yapacağım? Tamam şimdi onları böl ve içine at. Tamam böleceğim, bunları içine atacağım ama... Gerisini dolaba geri kaldıracaksın. Böyle... Evet tamam, at öyle büyük. Domatesin içine mi? Hayır şeyin içine, evet at ona. İki diş sarımsak. Sanki ezmese miydik ya atmadan? Fark etmez oğlum, beni çok sinir ediyorsun. Fark etmez oğlum. Ben cahilim diye zaten buradayım, bana laf gelmez. Ama Şebnem master olarak burada. Ya master falan değilim, ben size derim isterseniz tarife bakalım dedim. Ben böyle yapıyorum yani. Şebiş çok güzel yapar. Şebiş nasıl yapıyor öyle yapar. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi artık domatesleri dökebilirsin aşkım. Allah aşkına artık fasulye dökecek miyiz ya? Hayır daha var ona. Domatesleri hayır, dökelim. Bir de bunu da dökelim. Allah aşkına daha basit bir yemekle başlamadık mı? 50 dakika oldu diyor. En basiti be. En basiti be. Benim hiçbir şey yok bununla. Hayır yani çok uzun sürdü video o yüzden. Ama her yemek böyle. Yapacak bir şey yok. Ki daha pişirme aşamasında değiliz düşün. Bunu karıştırdım güzelce. Tamam biraz altını aç. O hızlıca bir şey olsun. Toparlasın kendini. O sırada etrafı toparlayalım hızlıca Enes. Sonra biraz buna salça ekleyelim. Sonra da fasulyeleri atıp kapatabilirsin. Şimdi buna salça ekle bebiş. Ekliyorum. Bir yemek kaşığı mı? Evet bir yemek kaşığı ekleyebilirsin. Bir ekle bakalım. Birazcık daha ekler misin? Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Karıştır aynen. Karıştır bebiş onu. Ben biraz sana su ısıtayım. Ben şikayet ediyormuş gibi gözükmek istemiyorum. Aslında çok memnunum yani. Güzel bir şey yapacağım. Hayatımda ilk defa zeytinyağlı bir yemek yapıyorum şu anda. Zeytinyağlı mı? Hayatımda ilk defa yemek yapıyorum diyebilirsin ama
iddiatine göre yapmışsın bir kere bana. Yaptım ben niye ya hatırlamıyorum? Kızım tavuklu yemek. Nasıl hatırlamıyorsun makarnasını ya? Makarnasını hatırlıyorum. Tavuğunu hiç hatırlamıyorum. Ya saçmalama. Tavuk hatırlamıyorum. Yaptım tavuk. Aşk olsun ya. Hiç tavuk hatırlamıyorum ya. Hatta evliliğimizin kaçıncı yılında yaptın lan? Kaçıncı yılında yaptın? 2-3 falan. Makarna spagetti yapmıştı. Makarnayı birkaç kere yaptım. Makarnayla tavuk da yaptım. %100 tavuk hiç eminim. Hatırlamıyorum. Artık tuzlarını falan da atalım mı? İstersen atalım, atalım buradayken. Olur. 2 kaşık tuz at bebiş ona. 2 çay kaşığı mı? At bakalım. Biraz daha at ya. Hayır. Ha, çok olacak o. Onun yarısını at. Karıştırmaya devam. Zaten salçaya da attık değil mi? Salçanın da tuzu hocam eklenecektir diye tahmin ediyorum. Orun hocam. Onun tuzu yok. Orun hocam mı? Aşk olsun. Onun bir tuzu yok be. Salça konserve salçaysa tuzlu olmayabilir zaten. Yani. Ha, onun tamam hocam yok. Sağ ol. Şimdi şeyleri fasulyeleri at aşkım. Elinle alıp at içine. Elimle. Evet. Barbar gibi. Evet. Ay atıyorum lan. Bayağı gitti fasulyeler. Evet. Vay be. Fasulye çok muymuş ya? Eriyecek zaten. Ya bir şey olmaz. Öyle evet, mi Orun? Orun hocam. Öyle mi hocam? Var ya bir daha bu eve Orun'u sokmaz. Bak söylüyorum. Bir daha bu Orun'un bu videoda olduğu... Bak bir şeyden de iş yok. Orun giremez diye senin resimlerini asacağım kapının girişine. Behler bir Orun'la giremez. Ya ben bunu karıştıramıyorum. Karıştırmaya çalış. Çalışıyorum. Çalış. Karıştırıyorum ama beceremiyorum. Başka bir şey var mıydı ya? Böyle yapıyordu herhalde. Hocamın ses kaydı inşallah geliyordur size. Ben o şekilde düşündüm ama bilmiyorum. Şebnem'e bak tezgahı temizliyor. Öğrencim burada cebelleşiyor. Ya ağlayacağım ben ya. Hakikaten ağlayacağım ha. Hayır şey bir her şeyi söyledim daha ne söyleyeceğim? İşte karıştıracaksın evet, bebeğim olmasan, ne yapayım? Orun senin ağzına sıçarım ben. Sen olmasan hiçbir şey olmazdı Şebnem'e. Sağdan soldan vurdunuz. Allah bana sabahtan beri vuruluyor ama neyse hadi bakalım. Sana hiç vurulmadı Enes. Gözlerim bile yaşarmadı. Bütün Kirazoğlu ailesine zorbalık yaptık. Aynen senin, bunlar bize ne yapmaya geldi ya? Bunlar senin gözlerin bile geldi. Yaşarmadı bu yemeği yaparken. Benim her yemekte gözlerim yaşarıyor. Çünkü tekniği bilmiyorum. Hep ağlayarak yapıyorum falan böyle yemekleri. Nasıl? Her yemek bir acı. Çok güzel oldu bebişim. Kapatayım mı artık? Su hayır ekleyeceğiz. Hayır kapanmayacak. Su ekleyeceğiz. Biraz daha o şey olsun yoksa çok çiğ kalır. Biraz daha haşlansın. Tuz atmıştık değil mi buna? Attık ya az önce. Karabiber atabiliriz. Belki. Atayım mı? Atma. Delirmiş gibi. Hayır atma. Bunu atabiliriz. Hayır onu da atma. Atıyorum. Karıştırıyorum. Karıştır birazcık daha bebiş. Ya biraz çiğliğe gitmesi lazım bu şekilde. Tamam mı? Çiğliğe gittikten sonra suyunu koyacağız. Kapağını kapatacağız. Düdüklü de olacak bu. Suyunu koy, kapağını kapatacağız. Kapağını kapat. Aynen. Tamam. Alkışlarınızla. Son aşamaya. Son aşamaya doğru gidiyoruz. Ağzına kadar mı? Hayır yarısına kadar. Hepsini kapsamasın yani. Tamam yeterli bu. Ay şimdi düdüklüğü kapatacağız Enes. Bak burası çok dikkatli olman gereken. Kendini ver lütfen ya. Salmışsın bir kendine gel. Ay bu düdük çok korkunç şey mi? Alalım kapağını. Kapat bebeğim dur bir şey olmaz. Kapat bir şey olmayacak. Hayır öyle kapanmaz. Şu kısımlar şuraya tamam. Şöyle. Şu iki kısım evet, şuraya gelecek. Evet. Kapat. Çevir kapağını. Şuraya çevir bakalım. Sen yap hadi. Burayı çevir. Çevirdim. Ha. Çeviriyince açılıyor. Okey anladım. Tamam. Koydun mu? Şimdi kapat. Bırak. Bırak onu. Emin misin? Bırakayım mı? Kapandı mı? Bırak. Bırak hadi. Bıraktım. Şimdi burayı üstüne bastır. Nasıl? O demek ki tam kapatmamışsın. Enes. Ha tamam. Ha. Şimdi bırak. Kapattım. Bırak. Tamam. Üstüne bastır. Ha tamam kilitlendi. Ananı satayım. Uf. Kitlendi. Çok heyecanlı düdüklü. Bir de tamam. Şimdi aç altından harlasın. Hadi bakalım. Hadi şimdi kaçıyoruz bebeğim. Hadi. Kaç gidiyoruz hadi buradan. Patlıyor. Olur. Orun sen burada bekle. Düdük başını bekle. O kadar şey olur. Aynen. Ama kamerayla bekle abi. Sen burada bekle. Ne yapacağım hocam şimdi? Bitti mi ya? Mevzumuz tamam mıdır? Ya inşallah pişmiştir bilmiyorum. Siz çok fazla ses çıkınca biraz korktunuz. Sizin korktuğunuz için de ben... Kapattım yani erkenden. Ama pişmediğine bakacağız. Önce istersen tencereyi bu tarafa al. Elim alabiliyor muyum pencereyi? Alabilirsin evet. Sanki böyle patlayacak gibi geliyor bana. Hayır korkma artık. O havasını çıkarttı artık tamamen çıkmış bile olabilir havası. Tamam böyle aldım buraya. Tamam bırakalım oraya. Bıraktım. Şunu sıfıra getir şöyle çevir. Böyle mi getiriyorum? Buradan hayır bu taraftan getireceksin. Buradan mı? Evet aha. Sonuna kadar yap sonuna. Aa tamamen çıkmış bak havası hiç hava yok öyle. Normalde pıs diye böyle şey yapması lazım ama tamamen havası çıkmış. O zaman çeviriyor muyum? Beklediğin için artık çevirebilirsin. Kapağı çevir. Tutar mısın tencereyi diğer elinle de? Hı. Çok emaneten yapıyorsun. Evet, çok korkuyorum ya. O kadar zorak yapıyorsun ki. Bomba çözüyor sanki. Hadi ne demiştim. Tamam. Oo, mis gibi bakalım. Oldu. Atıyorum bunun içine. Hayır atma oraya. Atma. Yana koy. Evet.
Evet arkadaşlar. Lokum evet. Gibi olmuş ha. Vallahi fasulyemiz oldu. O zaman İnşallah servis edeyim olmuştur. Mi? Hocam. Et bakalım. Bana şimdilik koymayın abi. İlk yemeği tatacak olan arkadaşımız çok burada. Çok güzel görünüyor. Bir şuna koy istersen şöyle bir şey. Sever misin fasulye? Bayılırım. Bayılırım. Yaz evin her yeri fasulye kokmadı mı? Ben aldım ama Orhun almadı. Orhun almaz tabii. Soğan kokusunu bile şey yapan adam. Soğan gözümüzü yakmasın diye adam. Da koyalım biraz. Bakayım nasıl olmuş? Ne bileyim ben. Böyle mi olmuş? Pilav yapar insan. Cemre'nin suratı. Bir şöyle bakayım. Güzel. Sanki çok sulu olmuş peşe. Biraz suyunu fazla koymuşsun evet. Çok fazla su koymuşsun buna. Olmaz böyle. Neyse hadi. Tatlı bakalım. Bir tane de çatal. Çatal mı? Yemekteyiz gibi oldu iyice. Bir şey diyeceğim. Buna şey yapsak mı? Yemekteyiz de yorum yapıyorlar ya ayrı bir odada. Evet evet. Sonra arka odada konuşsan. Aynen. 35 dakika oldu video zaten. Ne arka odada arkadaşlar? Her bence olur. Yeni şey. Kılçık. Kılçık. Kılçık çıktı. Ama ben dedim size kılçık ben var. Ben kılçık diyemem. Bir dakika. Ya. Benim puanım düştü. Bir saniye. Kılçık şunda var mı? Yok kılçık. Tertemiz. Biraz evet. Sıcak görünüyor. Ya üfleyerek. Çok sıcaktır. Dur hemen koy yeme bence. Bu da şebişe bir tabak. Bana suyundan koyma istemiyorum. Kokusu güzel. Uyun şöyle. Hakikaten çok sıcak bu arada bekliyorum ya. Çok sıcak. Yeni çıktı arkadaşlar. Taze taze. Neyse ama şey çatal giriyor pişmiş. Çok şanslısın. Ha güzel. Evet çok şanslısın pişmiş. Belki fasulye de güzel olabilir bilmem. Fasulyenin güzel olunca da çabuk pişebiliyor. Ulan biraz kredi be. İnsan bir tık kredi verir. Yaparım ben bu fasulye. Kolay lan fasulye yapmak. Dememişim. Sadece çok saatler alıyor. Kolay yani. 3 saatte hallederim ben bunu. Tadıyorum artık. Şöyle. Hadi bakalım. Bakalım. Önce sen. Ben tuz az. Tuz az tamam, mı? Tuz ben az alıştırmış olabilirim. Az olması daha iyi bizim için. O yüzden defol git. Tuz yasak biraz da. Muha çok güzel olmuş lan. İşte bu be. Vallahi çok i̇şte güzel olmuş. İşte bu ben be karıcığım benim be. Harika. Bundan sonra bütün yemekler sen deniz çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık. Biraz böyle amatör başlamış olabilirim ama elimin demek ki bir lezzetli bir şeyi var. Bence biraz gaza getiriliyorsun abi şu anda. Hayır hayır harika harika. Gerçekten gerçekten bilmiyorum. Yani yediğim en nefis taze fasulyelerden biri olabilir. Gerçekten. Hep sen yap abi o yüzden. Evet. Gerçekten mi? Bundan sonra zeytinyağlılar sende. Acayip güzel. Bak beni burada silkelemek için söylemiyorsun değil mi? Ay şeker tatmamıştık buna ama o kadar tatmamış ki. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Dolapta enginar var. Tamam lan bokunu çıkardım. Onu yaptım lan. Valla bak enginar var iki tane aşkım. Ona bir sorun. Arkadaşlar bu videoya 300 bin like gelirse bok gelir. Enginarlı yemek de geliyor diye. Ya yapsın ne olur ya. Like'layıp şunu da enginarı yapsın. Valla bebiş ya enginarı da çok severim ben biliyorsun. Biliyorum bebiş. Bir tane de enginar yapsan bak, aşkım çok güzel olur. O zaman veda ediyoruz arkadaşlar. Bu arada hiç beğenmeyene bakar mısın? Bitirdi hüpletti. Tamam. Ayak yapıyorum sen ya. Fazlayı gömdü bir tabak daha var mı diyor. Kılçık vardı onu da yedim. Helal olsun. Sorun yokmuş bence kılçıklı yeniyor ya. Bir dahakine ayıklamam. Ama tamam. Bu çok güzel pişmiş ondan. Acayip güzel pişirmiş. O yüzden kılçık mıdır kap getire yani. Ama kılçık yok ya. Bir iki tane var. Tabii kaçmış aradan ama. Olur. Olur olsun, o kadar. O yani. Buradan beni yetiştiren hocama teşekkür etmek istiyorum son olarak. Orhun ama. Sen olmasan olmazdık Orhun. Ya, hayır ya. Öf, bir tek soğandan kaybedemem ben bütün yemeği. Yorumlar gelince çok merak ediyorum. Daha ne hatalar yapmışız acaba. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.